diyor ya da işte yüzükle. Allah bana yeter yüzüyle. Evet, yüzükle ya da elinin altındaki bir dosyayla. Şunu görüyoruz ki iktidar ya da ittifak ilişkileri o kadar kirlenmiş ki herkes birbirine mesajlar veriyor. İşte dün MHP Süleyman Soylu üzerinden siyasi mefta olmuştur bana göre Süleyman Soylu artık. Süleyman Soylu üzerinden AK Parti'ye mesaj veriyor. İşte Batı İttifakı diyor biz bu. Ya senin Batı İttifakı dediğin insanları ülkelerin önünde senin Maliye Bakanın gidip yatıyor her gün para istiyor. Senin Maliye Bakanın bu ekonomiyi düzeltebilmek için Batı İttifakı dediğin tırnak içinde Batı İttifakı diyor. Bunlara her gün yalvarıyor. Sıcak para arayışına gidiyor. Sıcak para arayışına gidiyor. Dolayısıyla da işte ittifak ortakları birbirlerine farklı kanallardan mesajlar veriyor. Ancak geldiğimiz noktada ikisini de bozabilmek gibi bir şansı yok. Bugün her ne kadar İyi Parti işte geçtiğimiz günlerde Sayın Akşener Erdoğan'la görüşse de yine sizin kanalınızda geçen gün Turan Çömez'in bir ifadesi vardı. Biz AK Parti karşıtlığı üzerinden ilerleyeceğiz. Biz de ittifak yapmayı düşünmüyoruz. Şimdi CHP'nin de bu noktada tavrı ortadayken zaten DEM'i neredeyse terörist ilan edilmişken Erdoğan'ın bu %50+1 üzerinden ittifak yapabileceği pek de kimse yok. Şansı da yok. Dolayısıyla bu noktada Erdoğan'ın aslında bir bakıma tek adam yapan ama diğer yandan da BHP'yi kayyum olarak kendisine atanan bir sistemle karşı karşıyayız. O kadar kaotik bir sistem ki aslında küçük ortak diyoruz ama yöneten MHP. Yani işte Anayasa Mahkemesi konusundaki tavırlar ortada. Erdoğan bunu destekliyor. Ne bileyim kayyum atamaları meselesinde neredeyse kayyum atanmadan önce Bahçeli açıkladı zaten kayyum atanacak diye. Dolayısıyla Erdoğan Sinan da... Sinan Ateş konusunda da Ayşe Ateş'le bir görüşmesi vardı ama Bahçeli'nin o hani gözdağı veren açıklamalarından sonra görüşme ertelenmişti. Neyse sonraki yeniden gerçekleşti. Muhtemelen Erdoğan Bahçeli'den rica etti. Artık toplumsal baskıların karşısında duramıyorum. İzin verin Ayşe Ateş'le görüşeyim demiştir. Yani evet Özgür Özel'in ricası olmuş olabilir ama Bahçeli istediği için o görüşme olmuştur. Çünkü zaten sonrasında Bahçeli'nin Sayın Cumhurbaşkanı istediğiyle görüşebilir söylemi oldu. Bahçeli ikna edilmemiş olsaydı o gerçekleşemezdi. Yani diğer yandan Erdoğan eli o kadar sıkışmış ki farklı kanallardan mesajlar veriyor. Nereden veriyor? İşte Abdülkadir Selvi'den veriyor. Osman Kavala meselesini Abdülkadir Selvi 1-1,5 aydır işliyor. Serbest bırakılmalı diyor. Evet. Çünkü Batı'da karşımıza çıkıyor bu sorun diyor. Önümüz kesiliyor diyor. İşte geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nden insanlar gelip bu meseleyi ortaya koyduğunda birileri de kalkıp Osman Kavala Abdullah Öcalan kadar tehlikeli terörist diyor. Evet dedi. Şimdi MHP tabanında böyle bir durumu da söz konusu ama Erdoğan bunları da aşamıyor. Aşamadığı için Abdülkadir Selvi'yi hatırlayınız. BHP Genel Başkan Yardımcısı ve başka kişiler kılıç artığına kadar söylemlerde bulundular. Şimdi MHP hiçbir koşulda bir normalleşme istemiyor. Normalleşebilmeniz için sizin bir kere hukukun üstünlüğünü kabul etmeniz zaten gerekiyor. Anormal bir durum da yok diyor söylemleriyle. Ayrıca kaldı ki Erdoğan da Bahçeli'den bağımsız farklı düşünmüyor. Osman Kavala hakikaten Erdoğan'ın korkulu rüyası. Yani ve Selahattin Demirtaş onlar teröristtir diyor. İşte sizin demin harika ifade ettiğiniz gibi İspanya'da. Dolayısıyla da normalleşme nasıl olacak? Hiçbir adım atılmamışken ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bunu söyledi. 28 Şubat generallerinin tahliyesi dışında başka bir hiçbir normalleşmeye dair bir adım atılmadı, somut adım atılmadı dedi. Bundan sonra da eğer bir adım atılmazsa bu süreç nasıl ilerleyecek? Üstelik de MHP'ye rağmen. Yani generallerin bırakılması da zaten bırakılması olması gereken evet bir süreçti. Kaldı ki generaller de biz tahliye Cumhurbaşkanı tarafından af istemiyoruz diye çok net onurlu da bir duruş sergileyip açıklama yaptılar. Biz beraat etmek istiyoruz. Zaten bizim bir suçumuz yok dediler. Olması gereken Erdoğan sanki bir adımmış gibi yaptı. Mış gibi yapıyor. Onun ötesine geçilmiş bir adım yok. Bugün AK Parti'nin içerisinde çok ciddi kayyum atamalarından rahatsız olan bir kesim var. Ama normalleşme olmasın biz yoksa tabanımızı kaybederiz diye bir kesim.